Evet değerli izleyenler, sevgili takipçilerimiz, bugün sizler için Manyas bölgesine geldik. Manyas'ta Eskiçatal köyündeyiz. Eskiçatal değil mi burası? Doğru söylüyoruz. Başka isim var mı? Yani yok. Haydar, Eskiçatal. 1170 metrekare, 2 yola cephesi olan, tapuda kavgir ev kayıtlı fakat sadece koyunların bakılabildiği bir eski bir yapı var. Biz sadece arsa olarak çekmeye geldik. Bunu belirtelim. Yerimizin elektriği mevcut. Suyu var mı içinde? Elektriği var, suyu da var. 2 yola cephesi var. Gel Murat abi. Önce içini bir gezelim. Şu anda sadece koyun bakılıyor yerde. Böyle küçük küçük bölmeler yapılmış. Kaç tane koyun bakıyorsunuz? Bir sürü. Güzelmiş. Yakışıklı. Şöyle bir girelim. Burada yem veriyorsunuz herhalde. Evet. Yan komşunun duvarları, yan sağdaki sınırımız. Bu şekilde şu Murat abi, hemen şöyle göstereyim. Şu paletlere kadar bahçenin sınırı. Normalde tek parça, tek tapu, bir kişinin üzerine kayıtlı. Herhangi bir borcu, harcı yok. İstenildiği zaman 2 katlı ev yapılabilir. %40 konut imarlı yerimiz. Hemen yan komşumuz gözüküyor zaten. Güzel bir ev yapmış. Niye ev yapmıyorsunuz buraya? Para mı yok? Evet. Burası yıkılacak. Kerpiç zaten. İçinde hayvanlar var. Buraya güzel bir projeyle 2 katlı bir ev yapabilirsiniz. Arsayı resmi şartlar uygunsa haritacıyla görüşüp 2'ye bölüp 2 arkadaşla buraya ev yapabilirsiniz. Yine sınırlarımız şu paletlerin durduğu yer ve karşıdaki duvarın olduğu bölge. Oraya da gideceğiz. Şöyle şimdi içeriye bakalım mı? Bakabilir miyiz? Bakalım bakalım. Ne var içeride? Kuzum var. Tavuklar var. Evet. Dur dur. Uçma sakın. Burada tavuklar var abi. Buralar yıkılacak zaten de. Yine de belki görmek isterse izleyenler. Elektrik sayacını gösterebiliriz. Pek görünecek bir şey yok Murat abi. Hemen yanında elektrik sayacı. Ev kayıtlı olduğu için elektriği, suyu mevcut. Evet. Şöyle öbür arsaya da bakalım. Şöyle kalan yerlere. 1170 metrekareydi Murat abi burası. Su da burada galiba. Kartlı sistem mi bu? Değil. Oo, su da akıyor. Evet. Demin içeride kuzu sesi geldi. Nerede kuzu? Evet. Yine yan komşumuzun sınırları şu filenin olduğu yer. Buraya girebilir miyiz? Girebiliriz. Buradan mı açıyoruz? Bu adaklık mı? Neden burada tek duruyor bunlar? Ha, bunlar küçük. Satıyorsunuz mu bunları? Kara kara kuzular. Cins galiba. Ramonov mu? Evet. İsterseniz burayı yıkmayıp hala bu şekilde siz de kuzu bakmaya devam edebilirsiniz. İsterseniz komple yıkabilirsiniz. Kapat bakalım yakışıklı. Gel Murat abi, şöyle evin arkasını da gösterelim. Evin diyorum, arsanın arka kısmını. 1100 metrekare de küçük bir yer değil bu arada. Tamamı imarlı, tamamı arsa niteliğinde. Buraya yandaki komşu gibi güzel bir ev yapabilirsiniz. 2'ye bölüp 2 ayrı tapuda 2 tane de ev yapabilirsiniz. 1000 metrekare desek 400 metrekare. Toplamda 2 tane ayrı ayrı 210 metrekare 2 tane ev yapılabiliyor. Arzu ederseniz bir ev, bir ahır yapın. Sonuçta imarlı yer, arsa müsait. Gel abi şu sınırları da dolaşalım. Köyde elektrik su, köyde elektrik su diyorum. Köyde ulaşım problemi yok. Market problemi yok. Evet, evet, Manyas Susurluk yolu üzerinde. Ulaşım problemi yok, okul problemi yok. Büyük bir köy. Manyas'a da yürüme mesafesine desek hemen hemen doğrudur. 3 kilometre yoktur herhalde. O kadar. Evet, yerimizin öbür sınırda Murat abi şöyle. Yan tarafta asfalt yol, ön tarafta parke yoldu. Komple şöyle köşeden burayı bir alır mısın? Şöyle güzel. Tam bir köşe parsel. Arazi de güzel. Buraya güzel kepçeyi sokacaksınız. Burayı yıkacaksınız dolgu malzemesi olarak. Murat abi altta. Temeli kazıp tam ortaya bir ev. Önüne de bir havuz. Kare biçimde, tam kare. Evet, kullanışlı, güzel. Kaç dakika oldu Murat abi? 6 dakika. Çok da anlatılacak bir bölgesi yok, bir bölüm yok. İmarlı bir arsanın çekimindeyiz. 1170 metrekare. 2'ye bölünür. Muhtemelen 3'e bile bölünebilir ama küçük olur. Ya da bir kişi alabilirsiniz. Şöyle şimdi Murat abi senle beraber şöyle dışarı çıkalım. Bir de arsanın etrafını gösterelim. Fırın 2 tane mi? Evet, 2 tane fırın var. Marketler var, restoran var, büfe var. Neredeyse evet, Haydar'la Eskiçatal iki köyün birleşimi zaten neredeyse Manyas'ta birleşmiş diyebiliriz. 2 tane fırın da az değil abi ya. Normalde fırın olmaz köylerde maşallah. Büyük köy. Selamünaleyküm. Şöyle. Arazimiz burası Murat abi. Drone'la daha güzel göstereceğim burasını. Yine yolumuz. Kazlara bak abi tam yemelik olmuşlar. Evet. Önü dediğim gibi parke taş döşeli, altyapısı mevcut. Yan tarafı da siyah zift asfaltla yapılmış bir yol. Tam köşe parsel. Çok güzel. Şuradan da şöyle gösterelim şu yolda. Şöyle de gösterir misin Murat abi buradan? Sana zahmet şu arsayı. Drone'a daha güzel gözükecek burası. Evet, yandaki çok güzel evi yenilemiş. Muhtemelen sıfırdan yapmış. Aynısını buraya yapabilirsiniz ya da 2 katlı da yapabilirsiniz. Okul var mı burada? Manyas'a mı gidiyorsunuz? Lise mi vardı burada? Lise varmış, evet. Evet, şu kazları satmazlar mı? Sizin de mi o kazlar? Kaç para? Şu beyaz olanı alalım ya. Yok mu? Olmaz diye. Kıyamadım. Evet değerli izleyenler, şimdi buranın drone çekimiyle sizleri baş başa bırakacağız. Manyas, Eskiçatal, Haydar'dan sevgiler, saygılar. 1170 metrekare tamamı imarlı arsamızın çekimini gerçekleştirdik. Şimdiden iyi seyirler, hoşçakalın, esenlikle kalın. Evet değerli izleyenler, sevgili takipçilerimiz, Manyas, Eskiçatal yani Haydar köyünden ayrılıyoruz. Ayrılmadan önce köyün ana yola uzaklığını ve arsalarımızı gösterdik. Şu an başlamış olduğumuz nokta 1050 metrekare ve 1170 metrekare iki arsanın birleştiği nokta. Bakın hemen karşısında bu büyük binanın yanında araba geçti. Manyas Susurluk otoyolu değil mi Murat abi? Aynı zamanda Bandırma. Aynı anda Bandırma'nın bağlantı noktası. İstanbul otoyoluna çıkıyor. Yani bu Karacabey paralı otobana, Osman Gazi Köprüsü'ne bağlanan yol. Evet, köyün giriş kısmı burası, gördünüz zaten 100 metre gelmedik. Burası ana asfalt. Fırınlarımız hemen burada, odunlu taş fırın diyor. Hemen karşısında geçen gün bahsetmiştik, hatırlıyor musun Murat abi? Orasını şimdi restore ediyorlar. Eskiden okul gibi, ortaokulmuş sanırım. Kadınların genç girişimci olarak halk eğitim gibi böyle ya da bir şeyler yapıp satması için, bakın hemen şöyle sağ tarafta çam ağaçlarının olduğu yer. Şu yapı şu an restore ediliyor ve bayanlara iş olanağı sağlanıyor. Hemen tabelamızı da gösterelim Murat abi. Evet. Haydar Eskiçatal. Yani birbirine bitişik, eski ismi yeni ismi, öyle artık çok detaya girmeyeceğim. Burası köyümüzün giriş kısmı. Eski yerler var. Çerkez köyü. Manyas'ta hemen yolumuzun karşısı, yakın bir bölgede. Evet değerli takipçilerimiz, köyümüz burası. Burada 2 tane arsa paylaştık. Hayırlısı bakalım kime nasip olacak. İyi seyirler, hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın. Beğenip yorum yaparsanız da seviniriz. İyi seyirler, hoşçakalın.